Bireysel emeklilikte fonlarınızı doğru yönetiyor musunuz? Çok kazandıran fonlardan haberiniz var mı? Yoksa hiç fonlarla alakanız yok mu? Bu çok önemli bir soru. Şimdi aslına bakarsanız bireysel emeklilik çok çok önemli bir yatırım fırsatı. Özellikle para biriktiremeyen insanlar için küçük küçük paralarla gerçekten bir şey yapma şansınız var. Fakat çoğu insanda şu hatayı gördüm. Bu bireysel emeklilikteki fonlarını hiç kimse hangi fonda olduğunu da bilmiyor. Fonlarını değiştirmiyor da. Ben bununla ilgili çok yayın yaptım. Yavaş yavaş bununla ilgili böyle bir dikkat çektim. Bazı insanlar değiştirmeye başladı ama yılda 12 kez fonlarınızı değiştirme hakkınız var arkadaşlar. Ve eğer bu fonlarınızı yılda 12 kez değiştirmek zorunda değilsiniz ama eğer böyle belli periyotlarla değiştirmezseniz paranız erir. Yani eğer siz son 5 yıldır sadece özellikle son 2 yıldır diyeyim özellikle hazine bonosu üzerindeki fonlardaysanız %20, %25 artış sağlamışsınız. Paranız enflasyonun yanında erimiş pul olmuş. Sonra diyeceksiniz ki ya bu bireysel emeklilik Mert Bey çok kötü bir sistemmiş. Bu kadar para biriktirdim hiçbir şey olmadı. Aslında hayır, bireysel emeklilik kötü değil. Maalesef sen kötüsün. Sen ilgilenmiyorsun. Bir tane yıllar önce bireysel emeklilik yaptırmışsın. Her ay da oraya para yollamışsın. İşine gücüne çok önem veriyorsun. Kariyerine çok önem veriyorsun. Her şeye çok önem veriyorsun. Ama paranı yönetirken bunu ihmal ediyorsun. Oradaki para orada kalıyor. Ne olduğu bile belli değil. Hangi fon olduğu bile belli değil. Bu herkes için geçerli ama yaklaşık toplumun çoğunda çok böyle bir ciddi bir sorun var. Arkadaşlar lütfen ve lütfen şu bireysel emeklilikteki fonlarınızın ilk önce hangi fon olduğuna bir bakın. Sonra bu fonlarınızı belli periyotlarla değişiklik yaparak değiştirin. Bunu ben size sürekli söyleyemem. Çünkü bununla ilgili sürekli bir bilgi vermem çok kolay değil. Mutlaka yatırım danışmanınız olması lazım bankada veya şeyde aracı kurumunuzda yani şeyde emeklilik şirketinde. Mutlaka gidin ona sorun. Belli periyotlarla bunu yapmanız lazım. Hiç bunu da beceremiyorsanız, arayamıyorsanız bunların robotları var. Robot yoluyla da robot fonmatikler var. O yolla da yapabilirsiniz. O bir tık daha iyi oluyor. Ama aslına bakarsanız en doğrusu finansal okuryazarlık sahibi olup piyasalara göre bunu yapmanız lazım. Mesela şimdi borsa düştü, seçim kararı falan filan diye bir kötü durum var. Kardeşim biraz akıllıysan 5 yıldan da fazla emekliliğine varsa 5 yıl içinde borsalar mutlaka rekorlarını kırıyor çünkü her seferinde. Şu anda yavaş yavaş bu tip hisse senedi fonlarına biraz geçmeniz lazım. Mesela. Veyahut da bunu da beceremiyorsunuz. Hiçbir şey beceremiyorum, yoruluyorum diyorsunuz. En azından altın fonunuz olması lazım. Çünkü altın her zaman dolar bazı artıyor. Bunlardan bir sepet yapmanız lazım. Altın, hisse senedi. Bir de kamu dış borçlanma var. O da Eurobond üzerinden dolar faizi veriyor. Dolayısıyla bu üç fon arasında arada değişiklikler yapmanız lazım dönemsel olarak. Ha, yarın politikası değişir, ekonomi politikamız değişir. Tekrar eski politikalara, ortodoks politikalara döneriz. Normal faiz verilir. O zaman TL hazine bonolarına da geçilebilir. Ama şu anda eğer bu yanlış yaparsanız paranızı pul edersiniz. Şöyle söyleyeyim. Son 20 yılda lütfen gidin. Bakın. Bireysel emeklilik sistemine girin. Yıllara göre yapabiliyorsunuz. 20 yıla baktığınızda, 20 yıla baktığınızda mesela hisse senedi fonları %2500 artmış. Bakın %2500. Yani 25 kat artmış. Aynı dönemde altın işte %2000 artmış. Aynı dönemde hazine bonosu ağırlıklı fonlar %700 artmış. Gibi 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 rakamlar. Bu rakamları örnek olarak veriyorum. Bu rakamlara bakarak dönemsel olarak ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Ben her sene bunu yılbaşında tavsiye ediyorum zaten. Ama böyle sürekli açıp da böyle burayı bunu tavsiye etmem çok zor. Hem yatırım tavsiyesi vermem doğru olmaz. Hem de herkesin yapısı farklı. Ama mutlaka bunu takip edip yapmanız lazım. Borsa çok düşükken borsa fonlarına gireceksiniz. Sonra altın çok çıktığında altın fonunda biraz çıkacaksınız. Borsa fonunu arttıracaksınız. Bu üçünden de arada böyle sepet yapmanız lazım. Bunları yapmazsanız tekrar söylüyorum. Bakın son bir yılda bir fon %450 yaptı. Bakın bir fon paranızı 1'e 5 yaptı neredeyse. Yani 1 milyar 1 trilyonunuz varsa 5 trilyon oldu. Doğru fona koyduysanız. Yanlış fona koyduysanız da 1 trilyonunuz 1.250'de kaldı. Lütfen doğru bir fon yöneticisiyle doğru bir şirkette bunu yapın. Hatta yurt dışı endeksli bazı şirketlerin global şirketler dolar bazı hisse senedi fonları bile var. İçinde Apple'ın, Tesla'nın, Microsoft'un olduğu fonlar bile var. Bunlardan haberiniz yoksa hiçbir şey yapmıyorsanız sadece böyle yanlış fona koyuyorsanız paranızı pul edersiniz. Lütfen şu fonlarınızı takip edin. Bununla ilgili mümkün olduğu kadar çekim yapmaya da çalışacağım ama her saniye yapamıyorum. Lütfen danışmanlarınıza sorun. Bunu çok ciddiye alın. Yoksa paranız pul olacak. Bireysel emeklilik aslında müthiş bir sistem. Küçük küçük paralarınız çok güzel birikiyor. Yeter ki doğru fonu alın. Bakın geçen sene 1'e 5 yapan fon var.